Değerli Sibu TV izleyicileri, yeni bir programda sizlerleyiz. Ben Radyo Televizyon Bölümü öğrencisi Çağdaş Erdir. Bugünkü konuğumuz Büyük Kutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Nurşan Yağmurlu ile birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba, hoş bulduk tabii ki. Nurcan Yağmurlu ben. Büyük Kutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Yönetimi Bölüm Başkanıyım. Aslen Manisalı olup 2002 yılından itibaren Isparta'da yaşıyorum. Isparta'ya ben de lisans eğitimi almak üzere gelmiştim 2002 yılında. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi işletme mezunuyum. Yine aynı üniversitede işletme ana bilim dalı, muhasebe ve finansman bilim dalında da hem yüksek lisans hem de doktora eğitimi tamamladım. Yaklaşık yine 2006 yılından beri Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde başladığım akademik hayatıma 2019 yılından itibaren de Büyük Kutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak devam ediyorum. O tarihten itibaren de Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünün bölüm başkanı olarak görevimi sürdürüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bize bölümünüzden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle bölümümüzle ilgili hani muhasebe ve finans yönetimi bölümü dediğimizde daha çok aday öğrencilerimizde şöyle bir algı oluyor. Ben onu bir yenmek istiyorum. Yani muhasebe ve finans yönetimi bölümünü bitirdiğimizde sadece muhasebeci olacaklarına, mali müşavir olacakları gibi bir algı var. Oysa ki bizim bölümümüzün bünyesinde iki ayrı uzmanlık alanı barındırıyoruz. Yani muhasebe ayrı bir uzmanlık alanıdır, finans ayrı bir uzmanlık alanıdır. Öncelikle öğrencilerimizin bu bölümden mezun olduklarında biz sadece muhasebeci olacağız. İşte mali müşavir büromuz olacak ve işlerimiz, iş hayatımıza burada devam edeceğiz gibi bir algıları varsa aday öğrencilerimizin, öncelikle bu algıdan kurtulmalarını istiyorum. Çünkü muhasebe ve finans, evet, işletmenin birer fonksiyonudur. Evet, birbiriyle ilişkisi olan, birbirini tamamlayan, birbiri arasında bilgi alışverişi olan, birbirini tamamlayan iki işletme fonksiyonudur. Ancak bu iki işletme fonksiyonu birbirinden, işletmede birbirinden ayrı işlevleri vardır. Bu yüzden hani bir işletmede muhasebe bölümünde bir uzman kişinin yetki, görev, sorumlulukları ve bilgisiyle, tecrübesiyle finans bölümündeki bir uzmanın, yöneticinin görev, yetki ve sorumlulukları birbirinden farklıdır. O yüzden ikisi ayrı ayrı uzmanlık bilgisi isteyen ayrı ayrı iki uzmanlık alanıdır. O yüzden bizim öğrencilerimiz muhasebe ve finans yönetimi bölümünden mezun olduklarında hem birer muhasebe mezunu, ama özür dilerim, muhasebe uzmanı hem de birer finans uzmanı olarak mezun olacak yeterlilikte biz onlara gerekli bilgiyi, hem akademik bilgiyi hem de sektörle ilgili uygulama bilgiyi kendilerine veriyoruz. Artık bundan sonrasında öğrencilerimiz kendileri kendi kişisel özelliklerini göz önünde bulundurarak, kariyer hedeflerini göz önünde bulundurarak bu süreçten sonrasında muhasebe alanında mı uzman olarak mesleklerine devam etmek istiyorlar, finans alanında mı uzman olarak mesleklerine devam etmek istiyorlar, kariyer hedeflerini hangi doğrultuda yapmak istediklerine tamamen kendileri karar verecektir. Ama biz onları mezun ederken dediğim gibi birer muhasebe ve finans uzmanı olarak mezun ediyoruz. Gerekli donanıma sahip ve bu sektörde istihdam edilecek uzman yöneticiler olarak mezun ediyoruz. O yüzden hani öncelikle bu algıyı ben bir kırmak istiyorum. Yani sadece buradan mezun olduklarında mali müşavir olma gibi bir durumları söz konusu değil. Finans ya da muhasebe alanında ayrı ayrı çalışabileceklerdir kendi istekleri doğrultusunda. Peki hocam, tam olarak finans ve muhasebenin farkları nelerdir? Güzel bir soru. Yani madem bunlar ayrı iki fonksiyonsa, ayrı uzmanlık alanı gerektiriyorsa, bunların birbirinden farkı nedir? Aslında bunlar birbiriyle birbirini tamamlayan iki önemli işletme fonksiyonudur. O yüzden muhasebe finans hep birlikte gibi algılanır. Oysa ki muhasebe işletmenin finansal durumu ile ilgili
bilgiler raporlayan, bilgi sunan bir fonksiyonken, finans fonksiyonu muhasebenin sağlamış olduğu verileri alarak işletmenin amaçlarına ulaştırabilecek, işletmenin yaşamını sürdürebilecek, işletmenin sürekliliğini sağlayabilecek finansal kararları alan ve uygulayan birimdir. Yani aslında muhasebe sisteminin çıktıları olan raporları alarak finans karar aşamasında ve işletmenin amaçlarına ulaştırılması aşamasında bu bilgileri kullanır. Yani biri finansal bilgiyi üretirken diğeri işletmenin amaçları doğrultusunda, misyonu doğrultusunda ve sektördeki sürdürülebilirliğini sağlaması doğrultusunda bu bilgileri kullanarak işletmede kararlar alan ve uygulamaya koyan bir birimdir. İkisi bu açıdan birbirinden farklılık gösteriyor. Biri bilgi sağlayan, ki burada da şunu söylemek istiyorum. Muhasebe bölümü özellikle işletmenin bütün finansal bilgilerini içeren bir fonksiyondur. Yani işletmenin iktisadi bütün geçmiş bilgilerini ve mevcut bilgilerini muhasebe fonksiyonu sağlar. Bu yüzden aslında muhasebe fonksiyonu çok ciddi öneme sahiptir işletmelerde. Çünkü biz muhasebe verilerini üretiriz. Bu veriler ışığında pazarlama yöneticisi de, finans yöneticisi de, insan kaynakları yöneticisi de, üretim yönetiminden sorumlu olan yönetici de, hepsi bu bilgiler ışığında, tabii kendi bölümlerine özgü bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda işletmeyle ilgili kararları alırlar. Ama burada ham veriyi sağlayan, özellikle finansal veriyi sağlayan muhasebe bölümü olduğu için muhasebenin önemi her zaman, geçmişte de işletme için çok önemliydi. Günümüzde de çok önemli olacak, gelecekte de çok önemli olacak. Hani bunun da bilincinde olmamız gerekiyor. Çünkü o ham veriyi sağlayan, yöneticilerin kullanabileceği bilgiyi ortaya, finansal bilgiyi ortaya çıkaran fonksiyon muhasebedir. Tabii bunu da kimler yapıyor işletmelerde? Bizim bölüm mezunu olan öğrencilerimiz yapmakta. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu bölüme sağlanan iş imkanları nelerdir? Hangi statüde çalışacaklardır? Bu bölüme ilişkin iş imkanlarına bakacak olursak, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde öğrencilerimiz iş bulabilmektedirler. Kamu sektöründe hem KPSS A grubuna, B grubuna girebilirler. Nerelerde çalışırlar? Kamuda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda çalışabilirler, hazine müsteşarlıklarında çalışabilirler, Maliye Bakanlığı'nda çalışabilirler, devlet planlama teşkilatlarında çalışabilirler. Yani devlette de çalışma alanları oldukça geniş olacaktır. Dediğim gibi bunlar KPSS A grubu ya da KPSS B grubu sınavlarıyla sınavlara girerek çalışabilirler. Özel sektörde dediğimizde aslında biz daha çok hani evet devlette de istihdam edilecek öğrencileri mezun ediyoruz ama şöyle öğrencilerimiz, mezun olan öğrencilerimizin istihdam edilme oranlarına baktığımızda daha çok özel sektörde çalışıyorlar. Özel sektörde de bütün işletmelerde muhasebe ve finans alanlarında, departmanlarında görev yapabiliyorlar. O yüzden çalışma alanları son derece geniş. Aynı zamanda serbest muhasebeci mali müşavir belgesini alarak kendi mali müşavirlik bürolarını da kurabiliyorlar. Orada da çalışabiliyorlar ve mali müşavirlik hizmetinde de bulunabiliyorlar. Tabii bunun yanı sıra bankalarda, finans kuruluşlarında, aracı kurumlarda, borsalarda da görev alabiliyorlar. Çalışma alanı son derece geniş. Yani hem kamuda hem özelde toparlayacak olursak muhasebe ve finans alanında istihdam edilebiliyorlar. Bir de çok özür dileyerek sormadan ben sana bir şey söylemek istiyorum Çağdaş'cığım. Öğrencilerimiz istihdam edilme konusunda... Şimdi muhasebe ve finans yönetimi dediğimizde direkt bir meslek tanımına hitap eden bir bölüm bu. Öğrencilerimizin, özellikle aday öğrencilerimizin ben buna dikkat etmesini istiyorum. Çünkü işte bizim eşdeğer sosyal programlarımız var. İktisadi idari programlarda yer alan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yer alan eşdeğer programlarımız var. İşletme gibi, iktisat gibi. Şimdi onlara baktığımızda evet, orada da muhasebe ve finans eğitimi veriyor. Oradan mezun olan öğrencilerimizin de
muhasebe ve finans sektöründe çalışma şansları var. Ama eğer öğrenci muhasebe ve finans yönetimi bölümünden mezun oluyorsa onlardan daha derinlemesine muhasebe ve finans bilgisiyle mezun oluyor. Bu da tabii ki benim öğrencimi sektörde diğer eşdeğer bölümü mezunlarından bir tık daha öne geçiriyor. Hani buna da lütfen aday öğrencilerin ben özen göstermesini istiyorum. Niye? Çünkü biz tamamen muhasebe ve finans yöneticisi olmalarına dair bir eğitim planı çerçeveliyoruz, onlara eğitim veriyoruz. O yüzden diğer rakiplerinden bir tık daha ne oluyor sektörde? Tercih edilme sebebi oluyorlar. O yüzden direkt meslek tanımına hizmet eden bir bölüm olduğunu burada söylemek istiyorum. Yani iş imkanı olanağının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz burada. Tabii yani iş olanağı daha fazladan öte tercih edilebilir olma ihtimalleri daha yüksek. Niye? Çünkü muhasebe ve finans bilgisi diğer eşdeğer bölümdeki öğrencilere nazaran çok daha fazla. Çünkü biz onları muhasebe ve finans uzmanı olarak yetiştiriyoruz. Ders müfredatımızı ona göre oluşturuyoruz. O yüzden daha derinlemesine bilgiye sahip oldukları için sektörde tercih edilme sebebi oluyorlar. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Tabii ki eklemek istediğim önemli noktalar var ama bu önemli noktalara değinmeden önce tekrar ilk başta hani o algı vardı demiştim ya, yanlış bir algı, biz sadece mali müşavir olacağız. Hani başka şansımız yok gibi. Bakın, aday öğrencilere buradan özellikle sesleniyorum. Eğer bu sektörde kariyer hedeflerini planlıyorlarsa muhasebe ve finans yönetimi geleceği de olan bir meslek. Şu bilgiyi de hemen aklıma gelmişken vermek istiyorum. 2019 yılında YÖK'te yapılan bir çalıştayda geleceğin 10 mesleği arasında muhasebe ve denetim mesleğinden bahsediliyor. Yani 10 meslek arasında muhasebeciler ve denetçilerden bahsediyor. Tabii bu küreselleşmenin getirmiş olduğu bir sonuç da aynı zamanda. Minik bir şekilde ona da değineceğim. O yüzden yani eğer bu sektörde öğrencilerimiz çalışmak istiyorlarsa bizim bölümümüzden mezun olan öğrenciler serbest muhasebeci ve mali müşavir olabiliyorlar. Bunun sonunda denetçi olabilecekleri yeminli mali müşavir unvanını alabiliyorlar. Kamuda ve özelde hem finans hem de muhasebe departmanlarında çalışabiliyorlar. Bunların yanı sıra eğer yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam etmek isterlerse de bunları yaparak akademisyen de olabiliyorlar. Yani aslında biz hep meslekleri sayarken kamuda ve özel sektör üzerinden gidiyoruz. Ama eğer öğrencilerimiz isterlerse bu alanda yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak aslında akademisyen olarak da bu mesleği devam ettirebilirler. Yani öncelikle dediğim gibi çalışma alanlarımız çok geniş. Öğrencilerimizin bunları göz önünde bulundurmalarını istiyorum. Geleceği olan bir meslek. Çünkü küreselleşme süreciyle birlikte artık çok uluslu işletmelerden bahsediyoruz. Bu çok uluslu işletme demek, yani gidip diğer ülkelerde yatırım yapan işletmeler bunlar. Muhasebe teknik bir konudur. Yani biz muhasebe uygulamalarını yaparken her ülkenin kendine özgü yasal çerçevesi vardır. Yürürlükte olan bazı yasaları vardır. İşte standartlar vardır ve bunlar ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Çok uluslu işletmeler yatırım yapmak istedikleri şirketlere, ülkelere gittiklerinde bu ülkelerdeki yasal mevzuata hakim olmadıkları için muhakkak oradan o ülkede mali danışmanlık hizmeti almak zorunda kalıyorlar. İşte burada da bizim mesleğimizin geleceğine dair bir ihtiyaç olduğunu görebiliyoruz. Özellikle yine küreselleşmenin beraberinde getirmiş olduğu bir durum, işte muhasebenin, denetimin, etik konuların önemi her geçen gün artmakta küreselleşme olgusuyla birlikte. Bu yönüyle de aslında muhasebe birazcık daha kamuya hizmet eden bir tarafı olmakta ve muhasebenin denetçi ayağı ön plana çıkmakta. Çünkü benim muhasebe öğrencilerim önce serbest muhasebeci mali müşavir oluyorlar. Burada 10 yıl çalıştıktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavına giriyorlar. Ve yeminli mali müşavir olduktan sonra da şirketleri denetleme yetkisine sahip oluyorlar. Günümüzde de denetim zaten çok güncel bir meslek. Gelecekte de güncelliğini devam ettirecek bir meslek. Hani mesleğin geleceğini de göz önünde bulundurarak aday öğrencilerimizi bu konuda bu konuları
itinayla göz önünde bulundurmalarını rica ediyorum. Bir de yine aday öğrencilerimize hemen kapatıyorum. Eğer bakın bu sektörde yer almak istiyorsak, biz bu sektörde diğer mezunlardan farklı olmak istiyorsak, bir farkındalığımız olsun, onlardan bir adım, iki adım önde olalım ki tercih edilme sebebi olalım diyorlarsa, öğrencilerimizin dil eğitimlerine ve teknolojiyle olan yatkınlıklarını böyle daha da sıkı ilişkiler içerisinde olmalı. Teknolojiye hakim, en az bir dil, iki dil bilen öğrencilerin kesinlikle bu sektörde işsiz kalma bir durumu, istihdam edilebilir miyim korkusu yaşamayacaklarından ben çok eminim. O yüzden öğrencilerimizin, tabii ki önce öğrencilerimizin kendi kariyer hedeflerini, kendi kişisel özelliklerini göz önünde bulundurup ne iş yapmak istediklerine karar vermeleri gerekiyor. Buna da karar verdikten sonra eğer bu alanda çalışmak istiyorlarsa muhasebe ve finans yönetimi hem şu dönemde hem de gelecekte onlara istihdam sağlayacak bir bölüm olduğunu ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Hocam. Ben birazcık çok teşekkür ederim. Zor bir bölüm gibi geliyor ama hani kulağa finans, muhasebe, sayısallar şeyler. Harikasın. Çok güzel bir konu. Bu tamamen bir ön yargı. Muhasebe bir sosyal bilim. Öğrencilerim, ben ilk muhasebe dersine girdiğimde bu konuya değinirim ve derim ki ya lütfen muhasebe deyince rakamlar, sayılar, matematik, buna hayır, böyle bir şey yok. Muhasebe bir sosyal bilim. O yüzden yani öyle düşündüğünüz gibi rakamlarla, matematikle iç içe olduğumuz, çok karmaşık bir sürecin olduğu, öğrenme sürecinin olduğu bir meslek değil kesinlikle. Sosyal bilim olduğu için, sosyal bilim zaten biz üniversite sınavında sosyal bilim çalışmak isteyen arkadaşlarımızı alıyoruz. Sosyal bilim olduğunun bir kanıtı bu. O yüzden yani sosyal yeteneği olmayan öğrencilerimiz zaten bizim bölümümüzü üniversite sınavının sonucunda tercih edemiyorlar. O yüzden çok karmaşık değil. Sadece algısı öyle. Muhasebe, rakamlar, korkuyoruz. Evet. Yani nasıl yapacağız? Hayır. İşin içine girdiğinizde çok eğlenceli bir meslek olduğunun da farkına varacaksınız. Yani ben 15 yıldır bu işi yapıyorum. Üniversite 3. sınıfta ben muhasebeci olmaya karar verdim ve hiçbir zaman da pişmanlık duymadım, onu söyleyeyim. Hani severek yapılacak. Hem muhasebe ayağı hem de finans ayağı gerçekten önemli. Ve dediğim gibi hani her zaman ihtiyaç olacak. Yani muhasebe ve finansçıya işletme de her zaman ihtiyaç olacak. Çok mesela derim ki küçük işletmelerde patron pazarlamayla ilgilenebilir. İşte küçük işletmeler üzerinden bunu sadece ben sınıfta böyle bir anekdot olarak söylerim hep. İşte insan kaynakları müdürü olur, pazarlama müdürü olur falan. Ama muhasebe teknik bir konudur. Yasal mevzuatlar çerçevesinde yapılır. Ve patron muhasebe kayıtlarını tutamaz. Yani muhasebecisi olmak zorundadır. O yüzden küçük de olsa, orta büyüklükte de olsa, büyük bir işletmede olsa bu mevzuata hakim bir muhasebeciye her işletmede ihtiyaç var. O yüzden bizim işsiz kalma, istihdam edilme gibi bir sorunumuz yok. Dediğim gibi o son, hani dedim ya, lütfen dil ve teknolojiye yatkınlık. Eğer kendinizi bu açılardan tamamladığınızda, ki biz tamamlayabilmeleri için öğrencilerimizin 4 yıllık lisans eğitimi boyunca zaten gerekli bilgiyi veriyoruz. Ve kendi çabalarıyla, kendilerini geliştirmeleriyle birlikte işsiz kalmak bu işte söz konusu değil. Önemli olan kendimizi doğru bir şekilde geliştirebilmek. Biz elimizden gelenin fazlasını katkı veriyoruz öğrencilerimize. Çok teşekkür ederim hocam. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Sayın Nurşen hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.